İlhan Bey merhabalar. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ ol. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizlerdeyiz. İlhan Bey, biz öncelikle sizlere bir teşekkürü borç biliyoruz. Çünkü bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz de size teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok büyük keyifti gerçekten. Bu keyifli röportaja da öncelikle İlhan Bey'i tanıyarak bir başlayalım. İlhan Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? İlhan Bey 1977 Özbekistan doğumlu. Evet. Sultan Bazan'ın kurucu firmanın yetkilisi. Burada işletme sahipliği i̇şletme yapıyorsunuz. Sahip. Evet. Kaç yıl oldu sektörde İlhan Bey geçmiş, böyle çocukluktan mı geliyor bu? Şimdi bu sektörde bayağı uzun yıllardayız da ama kendi işimizi açıkta bulunca 3 sene önce bu işe bismillah diye başladık. Ne güzel. Son 1 senede bayağı da mesafe kat ettiniz. Her sene adım adım ilerliyoruz hedefimize. Evet, baktığımız zaman finalde artık ciddi bir üretim yeri kurdunuz. Evet. Faaliyetleri burada devam ettiriyorsunuz, sürdürüyorsunuz. Şimdi biraz bu keyifli yeri tanıyalım İlhan Bey. Burayı kaç yılında kurdunuz ve burada verdiğiniz hizmetler nelerdir? 2018'de burayı bismillah diyerek kurduk bu alanda. Evet. 19-20 müşteri, hani amacımızı, ürünümüzü tanıttık, ürünümüzü çıkarttık, müşterilerimizi kazandık. Evet. Şimdi de keyifle çalışıyoruz o devamlı müşterimizle. O sistemi oturttunuz, o sistemi artık. Müşteriler de artık sabitler. Aynen. Hani sürekli sizi tercih ediyorlar. 2 sene tanıttık kendimizi, 2 seneden sonra artık randımana oturdu. Aynen. Neler yapıyoruz? Çünkü burada bir üretim yapıyorsunuz. Gerçekten biz röportajdan önce yaptığınız ürünleri gördük, izledik. Evet. Çok keyifli. Hepsi el emeği, göz nuru. Evet. Biraz tanıyalım mı? İşinizi anlatır mısınız bize? Bizim işimiz yatak sektöründe, yatak odasında baza başlık. Yatak kalitesinde hani gittikçe iyi, hani modelden modele, gelişmişten gelişmişe, her senede, her ayında yeni modelden yeni modele, adımdan adıma, evet, şeylerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Yani kişinin isteğine göre yapıyorsunuz. Evet, evet. Kişi mesela, kişinin özel ölçüsü olur, özel isteği olur, özel şeyler olur. Bunlar hepsimizi dikkatine alarak işimize devam ediyoruz. Evet, mesela çocuk odaları da yapıyorsunuz. Çocuk böyle odaları, evet. Kız çocuklarına, erkek çocuklarına, evet, değil mi? Evet, onlar da geçen sene az bir modelimizle çıktı. Bu sene daha katkıda, önümüzdeki sene çocuk odası daha da büyük katkıda çıkacak. Tabii zamanla hepsi. Yani zamanla, birden de zamanla, olması, evet, yani imkansız gerçekten. Evet, evet, zamanla. Ne güzel. Aslında toparlamak gerekirse burada A'dan Z'ye her şeyi yapıyorsunuz. Evet, evet. A'dan Z'ye her şey var. Buradan girdi, bitiş kalın paketli ürünümüz çıkar buradan. İşte bu çok önemli ama zor bir iş bu iş. Yani yapılabilecek bir hata ciddi bir sonuç doğurabilir. Evet. Bu başarınızın sırrı nedir? Hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle bu işe girirken işini sevmek. Bir. İki. Müşteri her zaman haklı. Haklıdır. Müşteri her zaman haklıdır. Evet. Üç. Bu işi çarpıtmayarak, abartmayarak temiz yapacaksın, güvenli yapacaksın. Dürüstlük. Dürüstlük. O önemli. Dürüstlük olmazsa zaten anlattıklarımızın, evet, da hiçbir, evet, şeyi önemi kalmıyor. Ve ne güzel ki siz burada yaptığınız işin de arkasındasınız. Mesela, evet, bu da çok önemli. Evet, olabilir, bu bir kul yapısı sonuçta. Hata olabilir, eksik, evet, olabilir ama ne güzel bunları çözümlüyorsunuz, çözüyorsunuz. Önemli olan da yaptık ürünlerin arkasında durmak. Durmak. Evet, o çok bir önemli şey. Evet. Dikkatimizi alan. Mesela, evet, çalıştıkça elemanlara da, patron olsam bile, evet, söylersiniz. Söyleyeceğiz, eksiğimi tamamlayacağız orada. Ne güzel. Kaç personel var bünyenizde? Bünyemizde 4 personel var. 4 kişi, güzel. 4, onlar da dediğimiz gibi severek işini yapar. İşlerine çok hepsi temiz. Hepsi usta insanlar. Usta insanlar. Güvenilebilir insanlar. Güvenilebilir insanlar. Evet. Bu işin faaliyetinin içinde gelmiş, büyümüş insanlar. Onlar da bu işte hep çekirdekten, evet, yetişmiş ustalarımız, evet, aslında, evet, değil mi? Evet, doğru. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Yani yurt dışı çalışmalarınız da var. Ne kadar güzel. Biz de, evet, temsil ediyorsunuz. Şimdi bizim ürünlerimiz Fransa. Şimdi öncelikle onu konuşuyorum. İki, buyurun, sene önce dediğimiz gibi
biz piyasaya kendimizi tanıttık. Evet. Şimdi iki sene sonra bizi tanıyorlar. Mesela Fransa'ya mal veriyoruz. Evet. Ürünlerimiz. Belçika ürünlerimiz var. Almanya'da ürünlerimiz var. Üç ülkede şu an ürünlerimiz var. Allah'ın izniyle dördüncüsünü buluruz. 5-6 böyle gideriz. Devam edeceğiz. Ama tabii hedefimiz zamanla olabilecek. Çok evet. Mutlu oluyorsunuz değil mi? Oralara ürün gönderirken. Hani bu parayla pulla ölçülebilecek değerler ve hazlar evet. Değil bunlar İlhan Bey. Her şey parayla değil. Doğrudur. Yani bu peki sizin anlayışınız önce insan kazanmak. Evet. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Önce güven kazanmak. Önce güven kazanmak. Evet, evet. Son soruya geldim İlhan Bey. Çok keyifli bir röportaj. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman. Hedefimiz ileriki zamanda daha da büyük, daha da ürün, daha da kalite, daha da güven karşımıza ve biz de o güvenin içinde olmak. Evet, iş hacmimizi genişletmek, daha yani, da büyümek, daha çok da insanlara büyük. Hizmet evet, etmek. Daha da çok hizmet etmek, daha da çok ülkeye açılmak. Açılmak. Niye olmasın? Evet. Hep zamanında olması lazım. Tabii ne hedef bitecek ne hayal İlhan Bey. Evet. Hani bu yaşam boyu devam edecek. Biz bu yolda sizlere başarılar dileyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. İlhan Bey çok keyifli bir röportajdı bizim için gerçekten. Son bir teşekkür mesajınızı alalım mı buradan? Bursa'ya, tüm Türkiye'ye hatta dünyaya müşterilerinize neler aktarmak istersiniz? Burada müşterimize, insanlarımıza, dostlarımıza, vatandaşlarımıza hepsine selamla saygıyla iletiyoruz. Evet, herkesi de buraya davet edelim. En azından bir çay kahve içerler değil mi? Gelin buyurun çayımız için. Bir tanışmış olurlar. Evet, yani evet. Her şey ticaret değil çünkü bu da bir gerçek. Evet. Evet. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Öncelikle ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizim için gerçekten çok keyifliydi. Başarılarınız her zaman için daim olsun İlhan Bey. Sağ olun. Sizi de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Büyük keyifti. Ne demek? Biz böyle sizin gibi değerli esnaflarımızı ziyaret etmek bize ayrıca keyif veriyor. Teşekkür çünkü buradaki ederim. Her şey el emeği göz nuru. Evet, bunları da tekrarlayalım. Hoşça kalın, çok sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun.